Manşet'e hoş geldiniz. Bugünkü KJ'miz, alt başlığımız rakamlar Oynamanın Bedeli. Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş bir şey oluyor. Esasen bugüne kadar derken son birkaç seneyi de müstesna tutmak gerekiyor. Yani son birkaç senenin de istisnası var. Son birkaç senedir de bu yapılıyor. Rakamlarla oynanıyor. Gerçek enflasyon rakamları gizleniyor. Halkın e, cebinden müşteri garantili ne bileyim geçiş garantili filan projeler finanse ediliyor ama bu hizmetmiş gibi sunuluyor. Ve gittikçe halk fakirleşiyor. Açıklanan rakamlara göre, ilan edilen rakamlara göre Murat neyse ona göre zamlar veriliyor. Asgari ücrette memur maaşlarında şu bu. Ve insanlar esasen herkesin, her ailenin reel ekonomisi belli. Yani evini geçindirmek için gereksinim duyduğu para, yaşam maliyeti. Ve bu batıda da çok gündemde olan bir konu. Yani batıda da enflasyon gündemde, yaşam maliyeti gündemde ama batıda gerçek rakamlar var. Ve gerçek rakamlarla birlikte onun alt bileşenlerine de bakılıyor. Örnek İngiltere'de yıllık enflasyon %8 dolayında ki bu rekor. Yani son 30-40 yılın rekoru. Ve bunun bunu alt, aşağı çekmek için hükümet bir takım önlemler almaya çalışıyor. İngiltere Merkez Bankası işte faiz oranlarıyla falan bunu dengelemeye çalışıyor. Faiz enflasyon ilişkisi. Olması gerektiği gibi. Ama henüz baş edebilmiş değiller. Fakat bir yandan da gıda enflasyonu var. Bunlar da açıklanıyor. Market enflasyonu var. Yani markette özellikle insanların her gün tükettiği gıda enflasyonunun %18-20'lere çıktığı rakamlarla ilan ediliyor ve Kamu yayıncısı kuruluşlar tarafından da bu takip ediliyor. Örneğin BBC'de bir yaşam maliyeti muhabiri var. <laughs> ve bu muhabir gün aşırı yaptığı haberlerle yaşam maliyetini nasıl zorlaştığını anlatıyor insanlara. Rakamlarla oynamıyor. Bir yıl önceki, bir yıl önce sepet kaça doluyorsa bu sene aynı sepet kaça doluyor aynı markette örneğin ve aradaki farkı gösteriyor seyirciye ve bilimsel araştırmalar da bunu teyit ediyor. Yani her zaman enflasyonun daha üzerinde bir market alışverişi söz konusu. Yine aynı biçimde açık piyasalar ve son derece eleştiriye de açık. Parlamentoda sorgulanıyor, basında sorgulanıyor, sivil toplum örgütleri sorgulanıyor ve sorgulayan insanların da başına bir şey gelmiyor. Şimdi Türkiye'ye döndüğünüzde Türkiye'de hem rakamlarla oynuyorlar, hem bu rakamları gerçekmiş gibi sunuyorlar ve buna göre fiyat ayarlamaları yapılıyor. Halk başka yönden soyuluyor proje bazlı olarak söylüyor. Yani bir yerde proje yoksa soygun olmaz. Biz bu projeleri yapıyoruz sizin için filan diyorlar. Fakat yani o projeler olmasa soygun olmaz. Yolsuzluk olmaz zaten. O projeler olmak zorunda. O projeler olacak ki onun üzerinden yolsuzluk, rüşvet ağ çarkı neyse kurulabilsin. Sonra şey ortaya çıkıyor. Bilanço ortaya çıkıyor. Bilanço yaşam maliyetinde ortaya çıkıyor ve bunu herkes oradan girdik daha. Bunu herkes kendi hanesinde gözleyebilir. Yani bir yıl önceye göre hane giderlerindeki faturalar, hane giderlerindeki ne bileyim işte harcamalar, harcama kalemlerine bakıldığında okul faturası, servis faturası, market faturası, ne bileyim kira, eğer kendi evinde oturuyorsa elektrik faturası, internet faturası gibi şeyler. Neyse bütün bunlara bakıldığında herkesin yaşam maliyeti veya yaşam maliyetinin ne kadar ağırlaştığı ortaya çıkar. Dolayısıyla her hane kendi görüyor. Yani verilen asker ücret artışının ya da verilen memur maaş zammının yetmediği, yetmeyeceği de görülüyor. Fakat öyle bir tutarsızlık var ki birazdan ona bakacağız. Açıkladıkları rakamları bile kendi medyası farklı tarafından tutuyor. Aynı gruba ait iki gazetede bile memur maaş zammı farklı oranlarla manşetlere çıkıyor. Böyle de bir tuhaf durum var. Rakamlarla oynamanın bedeli halkın fakirleşmesidir. Rakamlarla oynamanın bedeli ülkenin, toplumun fakirleşmesidir ve Türkiye bunu yaşıyor ve belli ki bu yıl boyunca ve sonraki yıl boyunca da bunu yaşamaya devam edecek ve yaşam maliyeti artacak. Şimdi bakalım manşetlere. Ne diyor manşetler? Memura maaş kadar zam. Kamuda en düşük aylık 22.000 TL olacak. Belki de e, en ortalama başlıklardan biri buydu Türkiye gazetesinden. Ama mesela aynı grubun takvim gazetesi memura %86 zam derken aynı grubun sabah gazetesi memura %142 zam olarak vermiş. 86 mı? 142 mi? Ayrıca 86 veya 142 dediğinizde açıkladığınız enflasyonun yalan olduğu, sahte olduğu, Uydurma olduğu, üretilmiş olduğu, masa başı olduğu da ortaya çıkıyor. 142 ise demek ki enflasyon bu kadar. 86 ise demek ki enflasyon bu kadar. Gerçek enflasyon. En düşük memur maaşı 22.017. Bu da milliyetin. Memur emekli ve işçi hakkını helal etmiyor. Etmesin ne oluyor? Sözcü bildik. Ee, manşetleriyle yürüyor. TÜİK elini cebimizden çek gerçek enflasyonu açıkla oldu hemen açıklayacak. Sözcü muhalefeti. Şimdi ben size rakamlarla oynamanın bedelini bir de Dünya Enflasyon Ligi'ne bakarak anlatacağım. Trading Economics sitesi açık girip bakabilirsiniz. Burada e, dünya enflasyon oranları zaten şu haritada şey olarak görülüyor üzerine geldiğinizde de görüyorsunuz. Mesela biraz evvel İngiltere'den bahsetmiştim. %8.7 yıllık enflasyon son açıklanan. Ee, açık renkli olanlar enflasyon oranlarının düşük olduğu, koyu renkli olanlar ki Türkiye'nin de bulunduğu lig enflasyon oranlarının yüksek olduğu e, ülkeler. Fakat baktığınızda Türkiye'nin enflasyonu %38 görülüyor. Şimdi rakamlarla oynamanın bedeli bu. Dünya istatistiklerine yukarıdan girseniz bile Yine de olmanız gereken sırada değilsiniz ve insanlar sizi bununla değerlendiriyor. Şimdi bakalım en yüksek enflasyon Venezuela'da 429 yüzde sonra Lübnan'da 260 ki bunlar batık ülkeler. Yani uzun yıllardır batık ülkeler Venezuela'da Lübnan'da Zimbabwe'de Suriye'de Arjantin'de uzun yıllardır batık. Şimdi esasen Türkiye'nin bu 5 ülke arasında olması lazım. Memur maaş zammına falan bakarak da, asgari ücret zammına falan bakarak da söylüyorum. Ama Türkiye bu 5 ülke arasında değil. Elbette bir Venezuela değil, belki Lübnan değil ama ya Zimbabwe ile ya Suriye ile falan yarışacak noktada. Arjantin bile daha iyi durumda olabilir Türkiye'den. Fakat Türkiye nerede? İlk 10'da göremiyorsunuz. Ta aşağılarda, 38 ile. Esasen yüksek bir enflasyonu var fakat açıkladıkları rakam burada baz alındığı için... Yukarıdaki ilk 3'te 5'te görünmüyor. İşte rakamlarla oynamanın bir bedeli de bu. Maalesef. Sonra memur emekli işçi hakkını helal etmiyor etmesin. Kaçak göçmen bitene kadar hürriyetin manşeti. İstanbul'da her akşam operasyon yapılacakmış. Kaçak göçmenlere karşı yeni bir uygulama başlatıldı diyor haber. Her akşam operasyonlar yapılacak. Kaçak göçmenler bitene kadar operasyonlar devam edecek. Karada, denizde denetim. Hemen sınır dışı edilecekler filan. Plajda parkta nargile yasak haberi de var ki bu da gene mültecilerle ilgili bir konu. Belli ki hükümet bir aksiyon almış ve bunu da hürriyet zaten manşetten duyurarak bu aksiyonun sağında solunda hizalandığını gösteriyor. Hükümet derken anlayın işte başkanlık. Saray. Şimdi bu konu önemli ve belli ki iktidar bu konuda bir şeyler yapmak istiyor. Yani bu konuda samimi değil mi mi bilmiyoruz. Fakat bu konunun büyüdüğünün ve bu konuda tepkilerin de arttığının... ...ve artık olayın patlamaya hazır tabir yerindeyse... ...bir noktaya geldiğinin ve krizin çok derinleştiğinin farkında... ...ve bir biçimde çözüm bulmaya çalışıyorlar. En azından baskılamaya bir yerde durdurmaya çalışıyorlar. O arada 1 milyon, 1.2 milyon Suriyeli evine döndü falan gibi haberler de var... ...ama çok fazla itibar etmiyorum. Neye göre? Yani i̇çerideki nüfusu bilmiyorsunuz. Ayrıca kaçak göçmen bitene kadar her akşam operasyon. Yani... İstanbul'da yapıyorsunuz bunu. Yani bunu sınırda durdurmanız gerekirken İstanbul'da şu anda kaçak göçmen avında veya işte başka şehirlerde kaçak göçmen avına çıkmış devlet. Burada da zaten gene bir devlet acziyeti görülüyor. Fakat e, biz gazeteciyiz ve gazeteciler e, durumun fotoğrafını çeker. Durumun fotoğrafı şu. Ülkeler artık Birleşmiş Milletler İnsan hakları sözleşmesi, mülteci hakları, sığınmacı hakları falan gibi konularla ilgilenmiyorlar. Evet böyle haklar var ama belki o normal zamanlarda düzenlenmiş, yapılmış, çıkartılmış kanunlar veya uluslararası sözleşmeler. Şu anda büyük bir rahatsızlık var. Çünkü yani 3 bin, 5 bin, 10 binle sınırlı değil. 100 bin, 100 bin, milyon milyon göçmen akını var ki kapılar kapalı olmasına rağmen. Kapıları biraz aralasalar daha fazlası yığılacak. Doğudan, Orta Doğudan, Afrika'dan Göçmenler batıya doğru yönelmiş durumdalar. Akdeniz'i kullanıyorlar, Ege'yi kullanıyorlar. Balkanlar üzerinden hat oluşturmuşlar. Macaristan bununla mücadele etmeye çalışıyor. Balkan ülkeleri köprü olmuş ve belli noktalarda insan kaçakçılarının merkezleri var. Orada bu işler götürülüyor. VIP hizmet veren var, garantili ya da işte efendim duruma göre aile indirimi yapan var, var oğlu var. Buna rağmen yüz binlerce göçmen hatta milyonlarcası Avrupa'ya akıyor. Hatta Avrupa yeterli gelmiyor İngiltere'ye veya oradan Amerika'ya Kanada'ya geçmeye çalışıyor. Bu aynı şekilde Güney Amerika üzerinden de devam eden bir göçmen trafiği. İnsan kaçakçıları marifetiyle şu bu filan. Bunu hiçbir ülke tolere edemez. Batı'da hiçbir ülke. Yani Fransa'da %12'yi buluyor göçmen nüfusu ve şu anda Fransa'da yaşanan olayların en temel nedeni bu. Göçmenler bulundukları ülkelerde get-dolar oluşturuyorlar, entegre olmuyorlar, ülkenin dilini öğrenmiyorlar ve herhangi bir yapabilecekleri iş yok. Bir göçmen bir ülkeye geldiğinde yapabileceği sıradan hizmet sektöründe işler vardır. Yani araç sürer, taksi şoförlüğü yapar, garsonluk yapar, ne bileyim meziyeti varsa berberlik, kuaförlük yapar, su tesisatı tamirciliği yapar falan. Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri yoksa da Orada işte devlet yardımıyla falan geçinmeye, devlet bize ev verir falan, barınacak otel verir falan gibi imkanları kovalamaya başlıyorlar. Ki bu tabii zaten kulaktan kulağa yayılan bir hikaye. Yani herkesin cebinde akıllı telefon var ve bir şekilde kapağı bir ülkeye atmış kişi, 61 göçmen. Biz buraya geldik, halimiz şahane, devlet bizi otele yerleştirdi. Üç öğün yemeğimizi veriyor, çocuklarımızı okula yazdırdılar. Ne güzel diye memlekete haber gönderiyor ve memleketten ah şahaneymiş diye yeni kafileler yola çıkıyor. Bu şekilde de birbirini tetikliyor. Hiçbir toplum ve hiçbir toplumun bütçesi, hiçbir devlet bütçesi bunu kaldırmaz, tölere edemez. Bir devletler buna artık e, kalkan oluştururlar. İçerideki toplumda fokurdamaya başlar. Ve bir noktadan sonra Fransa'da da olduğu gibi hadiseler yaşanmaya başlar. Dolayısıyla bunun bir biçimde önüne geçilmesi, bunun durdurulması ve yerinde çözülmesi gerekiyor. Batı'nın mültecilere aktardığı kaynak kadar bir kaynağı o ülkelere bir biçimde istihdamla, üretimle, ekonominin canlandırılmasıyla, savaşların durdurulmasıyla neyse bir kere silah satışını ke kesecek başta. Bununla gitmesi ve Afganları Afganistan'da, Irakları Irak'ta, Suriyelileri Suriye'de, Türkleri Türkiye'de tutacak politikalar geliştirmesi icap ediyor. Etmediği sürece de bu iş devam edecek. Kaçak göçmen bitene kadar. Nargile'nin Marpucu piknikte çıkmayacak. İstanbul Valiliği plajlar, sahiller, ormanlar, mesile alanları ve parklarda nargile içimini yasaklamış. Bu da gene benzer bir durum. Ama sosyal alarda paylaşan videolar gördüm. Plajlarda göçmen nüfusunun veya Suriyeli yoğunluğunun fazla olduğuna dair ve insanların yani plaj sakinlerinin rahatsız olduğuna dair videolar vesaire. Bir süre sonra plajları da mı yasaklayacaklar veya bir süre sonra kamuya ait alanları da mı yasaklayacaklar bilmiyorum. İş fena bir noktaya gidiyor. Dönelim siyasete. Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi savcılıkta ki zaten bunu hemen seçimden sonra MHP'li e, Başkanlık Divanı'ndan birileri açıklamışlardı, söylemişlerdi. İşte 37 tane mi, 40 tane mi ne fezlekesi var ve işte o hemen devreye girecek. fezleke şu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor. Dokunulmazlığı olduğu için dokunulmazlığını kaldırın deniyor. Kılıçdaroğlu uzun yıllardır milletvekili olduğu için fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birikiyor ve genel kurul gündemine gelmiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı yok. Olmadığı için de Artık fezlekeler mecliste değil fezlekeler savcılıkla, savcılıklara döndü ve bakalım 37-40 neyse bu e, suç duyuruları veya ihbarlar veya ne bileyim e, soruşturmalar yola çıkacak mı ne olacak ne biçimde işlem görecek bilmiyoruz. tabii bu sarayın Kılıçdaroğlu siyasetiyle e, ilişkisine bağlı Kılıçdaroğlu'nun CHP'de olmasından bir memnuniyet varsa o orada durmaya devam eder savcılıklar harekete geçmez ama Kılıçdaroğlu'nu devirmek ve CHP'ye yeni bir biçim vermek arzu ediliyorsa o savcılıklar harekete geçer. Bu işler böyle. Tamamen siyasi. Torbadan ek vergi çıktı. Şimdi memur zammıyla ilgili bir yasa yapıyorlar ve oraya bir defaya mahsus deseler bile ek motorlu taşıtlar vergisi zammını da sokuşturuyorlar. Şimdi torba yasa AKP'nin geleneği oldu. Bu, bu bitmeyecek. O yasayı zaten o milletvekilleri altında imzası olan kişiler de hazırlamıyor. Sarayda hazırlanıyor. Meclis marifetiyle geçeceği için de altına birileri AKP grubundan her zaman nöbetçi askerler imzasını atıyor geçiyor filan. Normal bir ülkede motorlu taşıt vergisi olmaz zaten. Bırakın ek vergiyi. Artın motorlu taşıtlar bir yatırım aracı değildir. İkinci el araçlar bir yatırım aracı değildir. Yani batıda 500 dolara 1000 dolara 500 euroya 1000 euroya İngiltere'de 500 sterline 1000 sterline eli yüzü düzgün binebilecek bir arabanız oluyor. Benim ilk arabam 850 pound'a 850 sterline aldığım bir Peugeot 307 idi 2004 model. 2-3 sene bindim o arabaya. Delivery yaptım hatta. Pizza taşıdım evlilere. Gayet de güzel. Sonra da sattım. Daha başka bir araba aldım. O aldığım araba da gene Peugeot'du. 308 2015 model. Ee, 3550 Sterling gibi bir şey almıştım. Şimdi onu da satıyorum. Şimdi ayrı bir konu. Yani araba bir şey değil, lüks değil, bir yatırım aracı değil ki hatta zaten aldığınız arabayı satarken daha aşağı satıyorsunuz falan. Gittikçe değer kaybediyor falan. Ayrıca batı şeyden çıkıyor. Yani motorlu araçlardan falan çıkıyor. Fosil yakıtlı araçlardan çıkıyor elektriğe dönüyor. İngiltere 2030'a kadar süre verdi. 2030'dan itibaren yollarda elektrikli araçlar olacak ki şu anda zaten dönüşüm sağlandı. Geçtiğimiz yıl geçtiğimiz ayki istatistikler açıklandı. Otomobil satış istatistikleri. En çok satılan model bütün otomobiller içerisinde. Elektriklisi, gazlısı neyse. Bütün otomobiller içerisinde en çok satılan ot otomobil 5500 ile Tesla'nın Model Y aracı. 5500 satılmış bir ayda. Elektrikli araçlar öne çıktı ve artık yollarda da sıkça görüyorsunuz. Sadece Tesla değil bütün arabaların, bütün araçların elektrikli modelleri var. O dönüşüm gerçekleşiyor şu anda ki 5-6 yıla kadar tamamen bitecek. Esasen işte motorlu taşıt olmaması lazım aracı ülkenizde. Bunu bitirmeniz lazım. Böyle bir böyle bir hedef koydu mu Türkiye? Yok. Koyabileceği de yok yakın zamanda. Bir gün ülkenizin normale döndüğünü ne zaman görürsünüz biliyor musunuz? Ben Twitter'da da bir dizi yaptım ara ara. E, Twitter'da olsun olmasın aklıma geldikçe bunları söyleyeceğim. 7 Grammy'li sanatçı Türkiye'ye geliyor. Sabah gazetesi kocaman hemen manşet olabilecek bir yerden bunu anonslamış. İşte bu tür haberleri görmediğiniz zaman ülkeniz normale dönmüştür. Kimmiş? Cristina, Aguilera. Yani çaptan düşmüş bir sanatçı bir kere. Bir. ikincisi yani bu haber midir? Bakın İngiltere'de yani dün değil belki gün Kevin Spacey'nin burada bir davası vardı. 2-3 gün Londra'daydı haberlerde seyrettik. Önceki hafta Indiana Jones'un galası için Harrison Ford buradaydı filan. Yani Harrison Ford Türkiye, şey İngiltere'ye geldi. Kevin Spacey Londra'da falan diye haberler çıkmıyor. Bir gün bir yerde birisi yemek yiyor. Bir gün bir birisi bir yerde arkadaşlarıyla buluşuyor. Bir gün yolda yürürken görüyorsunuz. Gazetede haberi yok. Ha bir hadise olmuşsa, bir şey olmuşsa, bir açıklama yapmışsa, bir durum varsa elbette haber oluyor. Şu geldi, bu gitti bilmem ne böyle şeyler yok. Olmaması lazım. Bu aşağılık kompleksi. Filan yıldız geldi. Fişmekence geldi. Aman üç gün Türkiye'de. Sevsinler. Ha eğer bu bir şey ifade ediyorsa. 90'lı yıllara geri dönelim. Aynı sene içerisinde Michael Jackson'dan bilmem kime kadar onlarca yıldızın konser verdiği ülkeydi Türkiye. Şimdi böyle çaptan düşmüşler geliyor. Başta söyledim. Halkın cebinden çalınan para. Bunun en sembolik örneği. Zafer Havalimanı. Kütahya'da. Ve yani görüyorsunuz. 2023 ilk 5 ayında 550 bin yolcu garantisi verilmiş. Sadece 22 bin yolcu kullanmış. 50-50-60-60 milyon euro olarak milletin cebinden çıkıyor. Güya dövize savaş açmışlar. Dolara savaş açmışlar. İşte dolardaki dövizdeki neyse eurodaki artış buraya da aynı şekilde yansıyor. Biz dolarla mı maaş alıyoruz? Dolarla mı alışveriş yapıyoruz? Yapıyorsunuz işte. Böyle, dövizle böyle alışveriş yapıyorsunuz, böyle soyuluyorsunuz, böyle fakirleşiyorsunuz. Simgedir Zafer Havalimanı. Diğer şehir hastanelerine, köprülere, tünel geçitlere falan baktığınızda o soygun kat be kat milletin cebinden nasıl, hangi marifetle o hırsızlık yapılıyor daha da görülür. Sonra işte TOK teslimatları bir ay ertelenmiş. TOK ne? TOK'u konuşan var mı? Her bakan her yere kendisine tahsis edilmiş araçla gidiyordu. Ne oldu? Bitti. Seçime kadar. Onun öyle olacağı belliydi zaten. Ha, ayrıca alabiliyor musunuz? Yüzlerce aylık asgari ücretle falan alabiliyor. Yani Bir asgari ücretle yüzlerce ay çalışması gerekiyor. TOG alabilmek için. Eğer o da bulursa. Geçeceksiniz. Merdan Yanardağ'ın tut tutuklanmasının ardından e, kanalı tele e de. E, Tele1'i de baş başıboş bırakmıyor belli ki şey. E, iktidar. 7 gün yayın durdurma ve %5 para cezası vermiş. Ve belli ki bu kanalı da e, bitirmeyi kafasına koymuş Ankara'da birileri. Ben bunu böyle okuyorum. Ali Mahir Başarır CHP'li bağımsız medya susmayacak. Sustu. Öyle anca okuyorsunuz. Sizi asla boyun eğmeyecek. Eydi. Başta partiniz. Boyun eğme derken. Boyun eğmeyen bir parti var. Türkiye İşçi Partisi. Dört milletvekiliyle gene Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ama bir milletvekili Can Atalay cezaevinde çıkaramadılar bir türlü. Gittiler yemin ettiler bir sürü tepkiye rağmen. Şimdi haftalar sonra mecliste oturma eylemi başlatmışlar. Umarım sonuca ulaşırlar fakat geç kaldılar. Madem yemin ettiniz halbuki ilk başta yapmaları gereken şuydu. Arkadaşımız çıkana kadar yemin etmeyeceğiz. Fakat yemin etmeleri gerekiyordu. Çünkü meclis faaliyetlerine girecekler, genel kurulda konuşacaklar. Bunu sosyal ağlardan paylaşacaklar. Hemen ardından bu eylemi başlatsalardı bir şey ifade ederdi. Tamam biz yemin ettik ama burada oturma eylemi yapıyoruz. Arkadaşımız çıkana kadar genel kurulda oturma eylemi yapıyoruz. Onu da geç başlattılar. Bakalım iş nereye gidecek? Elbette son derece hukuksuz. Milletvekili seçilme yeterliliği olan kişi seçildiğinde de vekil olarak genel kurulda partisi adına siyasi faaliyet götürür. Türkiye iki yüzlülüğü bir başka Türkiye 200'lü. Siyasilerin beğeni düzeyi açıklanmış. Açıklanmış derken Metropol Araştırma ee, yeni yapmış bu araştırmayı. Haziran 2023 itibariyle en tepede gene Mansur Yavaş var. Onu Erdoğan, Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Mehmet Şimşek, Devlet Bahçeli falan diye de gidiyor ama yani bu grafikler 5 yıl önce başladı. Şimdi bir 5 yıl daha bunlarla yürüyeceğiz. Gene Mansur Yavaş ilgi odağı, Ekrem İmamoğlu ilgi odağı falan. Yani İyi haber yok mu var? Tek iyi haber Erdoğan'ın billboardtaki fotoğrafına Hitler bıyığı çizdiği gerekçesiyle çocuklanan 16 yaşındaki genç serbest bırakılmış. Bu değil tabi. Bu fotoğrafı ben internette buldum, koydum. Asıl Hitler'e benzemiş Erdoğan bu fotoğraf. Tek iyi haber bu. Başka iyi haber yok. Üzgünüm, veremiyorum. O arada sosyal ağlarda e, threads, Twitter e, mücadelesi var. E, Threads e, Facebook Instagram Meta grubunun e, yeni sosyal ağlarda işte Twitter benzeri bir mesajlaşma veya işte mini blog e, uygulaması. Twitter zaten malum biliniyor. Mark Zuckerberg e, Threads'in Facebook, Instagram, WhatsApp aynı grup. Onun patronu Elon Musk'ta Twitter'ın patronu. Twitter'ın yaklaşık 400 milyon e, kullanıcısı var. Threads ilk daha ilk saatlerde 10 16 milyonu buldu. Belki şu anda 20 milyonu geçmiştir. Sıradışı ee, sıra dışı bir artışla insanlar e, Threads'e yönelmiş durumdalar. Aşağı yukarı Twitter'la aynı. Twitter'la aynı. Orada da mesaj paylaşıyorsunuz, video ekliyorsunuz, fotoğraf ekliyorsunuz filan. Ben de girdim, üye oldum. Hemen girer girmez de takipçiler gelmeye başladı falan. Yani bir şey var. Ee, bir arayış var belli ki. Fakat e, şurada e, alt sırada Threads'in e, Avrupa Birliği ülkelerinde olmadığı bilgisi görülüyor ki Avrupa Birliği ülkelerinde yoksa 28 27 28 ülkede yoksun demektir. Avrupa Birliği ile meselesi var. Mark Zuckerberg'in. E, Facebook işte Instagram, WhatsApp o grubun, Meta grubunun. Çünkü e, hükümetlerle çalıştığı, manipüle özellikle seçim dönemlerinde falan manipülasyonlara imza attığı, buna göz yumduğu falan gibi akçeli işlere falan karıştığı gibi bir konusu var ve o, o, o konu çözümlenmemiş durumda. Dolayısıyla Threads galiba Avrupa Birliği üyeleri dışında şu anda e, yayılıyor. Twitter ise sadece Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelerde, malum ülkelerde yasak. Evet bu takip ediliyor. Belli ki bundan sonraki günlerin de e, temel e, tartışma e, konularından biri olacak. Fakat Facebook, Instagram, Whatsapp verileri güvenilir e, mecralar değil. Karşılıklı kriptolama şubu falan da yapsalar. Çünkü Mark Zuckerberg doğası gereği... E, Tüm ülkelerle veya kendisinden talep edilen bilgileri paylaşma filan biçiminde neyse anlaşıyor ve mahkemelere verileri sunuyor. O konuda hiçbir şekilde bir direniş yok. Şunu kapat, şunu yasakla, bunu kaldır dediğinde onu da uyguluyor. Haliyle özgür bir mecra değil. Özellikle siyasi açıdan iktidarlar canlarını sıkan hesaplar olduğunda, paylaşımlar olduğunda. Zuckerberg'e veya Facebook'a falan bir Instagram'a neyse WhatsApp'a bir telefonla bu işi bitirebiliyorlar. Mahkeme kararına falan bile gerek kalmıyor. E, Threads'in de o açıdan e, özgür olup olmayacağını zaman gösterecek. Ama benim tahminim ilk günlerde bir e, görece özgürlük olur millet toplansın diye. Ama ondan sonra bir mecra olduktan sonra mesela 100-150 milyon e, kullanıcıyı bulunca bir mecra oluyorsunuz artık. 150 milyon kullanıcıyı bulduktan sonra orada da gene Instagram, Facebook, Whatsapp'taki konular devreye girecektir diye düşünüyorum. Evet böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz ve haftayı da kapatıyoruz. Haftada iki gün manşet ekranlarda salı ve perşembe günleri önümüzdeki hafta buluşmak umuduyla ama inout. Evet inout'u out'u güncelledik. In -out izlemeden manşetten ayrılmayın. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.